Dün akşam Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizin karşılaşmalarının özet görüntülerini ekranlarınıza getirdik. Şimdi bir Skype bağlantımız var. Hüseyin Özkök bugün bizlerle birlikte. Kendisiyle beraber dün oynanan karşılaşmaları ve yansımalarını konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Bu saat diliminde sizinle ilk kez denk geliyoruz zannediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Demet. Evet, ilk kez bu saat diliminde beraberiz. Hep sabahları biz seninle yayın yapıyoruz. Bu saat diliminde ilk defa denk geldik. Sabahları biraz daha serin oluyor benim ortamım ama şu anda böyle inanılmaz bir nemle birlikte sıcak var. Sıcakta mücadele ediyorum bir yandan da. Peki hemen başlayalım o halde. Temsilcilerimiz playoff'a yükselmeyi başardı. İyi sonuçlar aldılar. Fenerbahçe ile başlayalım. Maribor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı ama tabii maç sırasında yaşanan bazı olaylar vardı. 30 dakika oyunun durdurulması biraz keyifsiz oldu bizim için ama sonuç olarak playoff'a yükseldik. Nasıl bir karşılaşma izlediniz ve olaylar hakkında tabii sizin de söyleyeceğiniz şeyler vardır. Demet, seninle yayınlarımızda konferans ligi kuralları çekildiğinden bu yana hep konuştuk. Ben hep 4 takımımızın da gruplara kalacağına inanıyorum başından beri. Fenerbahçe'nin zaten bu kadrosuyla ve sürekli seri başı olacak olması nedeniyle gruplara kalacağına rahatlıkla inanıyordum. Maribor da Fenerbahçe'nin asla ayarı olmayan bir takımdı. Ve nitekim 2 maçta da Fenerbahçe rahat şekilde kazandı ve turu geçti, playoff turuna kaldı. Maç sırasında ortaya çıkan olaylar tabii ki hiç hoş değil. Ondan bir gün önce Alexander Čefer'in, yani Slovenyalı UEFA Başkanı, Atina'da UEFA Süper Kupa öncesinde bu tribün terörünün bir kanser gibi adeta olduğunu ve kesinlikle çok sert ve ciddi şekilde mücadele edilmesi gerektiğini söylemişti. Hemen ertesi günü kendi ülkesi Slovenya'da böyle bir hadise oldu. Allah'tan sahaya yansımadı. Sadece tribün boyutuyla. Zaten sahaya yansısaydı hakem sahayı terk ederdi. Hakem sahayı terk etmeye gerek görmedi ama tribünlerde de güvenliğin sağlanmasını beklemesi gerekiyordu hakemin. Tabii ki UEFA temsilcisinden onay aldıktan sonra ancak başlayabilirdi maça. Orada UEFA temsilcisi, delegesi devreye girdi. Neler olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Fenerbahçe Kulübü'nün yaptığı açıklamalar var. Maribor da muhtemelen kendi ülkesinde açıklamalar yapıyordur. Burada tabii ki en önemli nokta UEFA delegesinin, orada UEFA'yı temsil eden kişinin raporuna ne yazdığı. Onu bilmiyoruz. Tabii ki bu konu soruşturulacak. UEFA Etik ve Disiplin Kurulu mutlaka bu konuya el atacaktır ve bununla ilgili UEFA'dan bir açıklama gelecektir diye düşünüyorum ama şu anda şu Fenerbahçe şu cezayı alır, Maribor bu cezayı alır demek mümkün değil. Çünkü biz tribünlerden tam olarak anlayamadık neler olduğunu. Sadece anlatılanlardan işte biraz biliyoruz. Dolayısıyla burada tek yetkili merci UEFA temsilcisi olduğuna göre onun raporu önem kazanıyor. Peki şöyle oyuncularla ilgili de genel bir soru sormuş olayım. Özellikle kalede öncesinde Altay'ı bekleyen taraftarlar da vardı. İrfan Can Eğribayat'ı kalede gördük. Başarılı bir performansı vardı. Dzeko yoktu. Az önce İsmail Kartal'ın basın toplantısını da izledik. O da zaman zaman rotasyon yapacağını zaten söyledi. Neler söylemek istersiniz? Öne çıkarmak istediğiniz bir oyuncu var mıydı? Tabii ki, yani böyle rahat maçlarda rotasyona gitmeli teknik direktörler. Çok uzun bir sezon var önünde. O diğer oyuncuları da, yani iskelet kadronun dışında kalan oyuncuları da tabii ki taze tutmak zorunda. Onlara umut vermek zorunda bir teknik direktör. Dolayısıyla böyle rahat maçlarda, sonucu neredeyse belli olan maçlarda rotasyona gitmesi çok normal. Kalede İrfan Can Eğribayat'ın olması da bence çok normaldi ve müthiş oynadı İrfan Can. Gerçekten hem penaltı da kurtardı. Tebrik ediyorum kendisini. Şu anda tabii ki Altay'ın biraz işi zor. Özellikle İstanbul'daki maçlarda Fenerbahçe taraftarıyla arasında sorunlar var tabii ki. Bilmiyorum, lig maçında acaba İsmail Kartal tekrar Altay'a mı şans verecek yoksa İrfan Can'la devam mı edecek? Onu hep beraber hafta sonu göreceğiz ama İrfan Can hakikaten çok iyi oynadı ve İsmail Yüksek, onu da tebrik etmek istiyorum. Harika oynadı o da. Takımın bence en iyisiydi, yani saha içinde, yani kaleci kalesinde düşünürsek sahadaki diğer 10 oyuncu içinde en iyisi İsmail Yüksek'ti. Çok top kaptı, çok iyi müdahaleler yaptı. Fenerbahçe çok rahat güle oynaya turu geçti. Bu aradaki olaylar olmasa iyi olacaktı. Tadımızı kaçırdı tabii ki. Şimdi UEFA'dan bir karar bekleyeceğiz. Bakalım ne çıkacak diye. Maalesef böyle. Peki Twente'yi de sormuş olayım. Nasıl bir rakip olarak değerlendiriyorsunuz?
Şimdi Twente sonuçta bir Hollanda temsilcisi. Hollanda futbolunun yeri malum ama hiçbir zaman bir Ajax, bir PSV değil Twente. Başaltı takım diyebiliriz Hollanda futbolunda. Fenerbahçe'nin bu iyi kadrosuyla Twente karşısında daha şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle böyle düşünüyorum. Twente mutlaka ciddiye alınması gereken bir rakip. Ama Fenerbahçe'nin eleyemeyeceği bir rakip kesinlikle değil. İyi sıkı maçlar olacaktır. Ama ben bu sıkı maçlarda Fenerbahçe'yi daha avantajlı görüyorum. Çünkü çok kaliteli oyuncuları var Fenerbahçe'nin gerçekten. Şansının yüksek olduğunu düşünüyorum Demet Twente karşısında. Peki Beşiktaş'la devam edelim. Nefçi-Bakü mücadelesi oynandı. Rövanşta Beşiktaş maçı kazandı ama ilk yarı biraz sanki hem Beşiktaş taraftarını hem de futbol severleri korkuttu. Farklı bir 11 ile sahadaydı. Şenol Güneş oyuncuları da denemek istedi. Ama sonra o da biraz tedirgin oldu belki. Normal beklediğimiz oyuncular ikinci yarıda sahadaydı. Şimdi tabii ki Şenol Güneş de diğer oyuncularına şans vermek istedi. İlk maçta deplasmanda kazanmışsın. Rahatsın kendi sahanda. Ve çok sayıda oyuncuya yer vermek istedi Şenol Güneş. Fakat planladığı gibi gitmedi. Rakibin öne geçmesiyle kadroda tabii ki yine değişiklik yapmak zorunda kaldı. Eğer bu sahaya çıkardığı kadro beraberliği tutsaydı Şenol Güneş'in ben hani değişiklikler yapmasını fazla beklemezdim. Ama geride kapatınca bir tedirginlik yarattı. Doğru söylüyorsun. Ondan sonra kadroyu değiştirip birkaç as oyuncuyu oyuna enjekte edince Beşiktaş ondan sonra maçı çevirdi ve 2-1 kazandı. Beşiktaş da her iki maçı ortak değerlendirdiğimizde çok rahat şekilde turu geçti Nefçi Bakü karşısında. Şimdi Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Dinamo Kiev sanki biraz zorlu bir rakip olarak görülebilir mi? Yani sonuçta Ukrayna futbolunda Dinamo Kiev ve Shakhtar Donetsk'i yabana atmamak lazım ama Tabii ki. bu senin de yine sabahları sürekli konuştuğumuz Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle yabancı futbolcular tabii ki Shakhtar'ı ve Dinamo Kiev'i terk ediyorlar. Tamamen neredeyse yerli futbolcularla oynuyorlar. Rakip Avrupa maçlarını dış ülkelerde oynuyorlar. Mesela bugün bir açıklama yapıldı. Shakhtar Donetsk maçlarını, Şampiyonlar Ligi maçlarını Hamburg'da, Volkspark Stadı'nda oynayacakmış Hamburg'un sahasında. Dinamo Kiev şu anda Romanya'da oynuyor, Bükreş'te. Bir kulübün sahasında oynuyor, Rapid Bükreş. Rapid Bükreş'in sahasında oynuyor. Orada da herhalde Lucescu etkisi var Romanya'da oynamasından. Beşiktaş maçı da Romanya'da oynanacak, Bükreş'te. Tabii ki yabancı saha onlar için. Seyircisi fazla olmayacaktır Dinamo Kiev'in. Ben Beşiktaş'ın da Dinamo Kiev karşısında böyle hani Dinamo Kiev'in daha favori olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş favori takımdır Dinamo Kiev karşısında ki eski Dinamo Kiev değil çünkü karşımızdaki takım. Beşiktaş'ın da turu geçmeye yakın olduğunu düşünüyorum. Peki Adana Demirspor'la devam edelim. İlk maç 5-1 sonuçlanmıştı ve zaten çok iyi bir avantajlı şekilde sahaya çıktı Adana Demirspor. Beklediğimiz gibi bir galibiyet alamadı. Yine gollü bir mücadeleydi ama ilk maçın avantajını görmüş olduk. Nasıl gördünüz Adana'yı? İlk maçta işi bitirdi dediğin gibi Adana Demirspor ve onun rahatlığıyla sahaya çıktı. Tabii ki rakip Adana Demirspor rakibinin üstüne gitmeyeceği aşikardı o kadar farklı bir sonuçtan sonra. Ama rakip de işte son bir umutla can havliyle Adana Demirspor'un üstüne saldırdı ama Adana Demirspor hemen orada kalitesini çok net şekilde ortaya koydu. Goller buldu, goller kaçırdı. Özellikle bu sezon bir Yusuf Sarı gerçeği var. Ben Yusuf Sarı'yı yıllardır izliyorum. Böylesini görmedim yani gerçekten. Müthiş yani. Hele o golden önce yaptığı koşu, ondan sonra asist yaptığı pozisyonda topu çıkarmadaki görüşü falan müthişti yani. Ben Yusuf Sarı'yı böyle bilmezdim. Devamını diliyorum. Adana Demirspor'un da Genk karşısında işte playoff turundaki rakibi Genk karşısında hiçbir şekilde ezilmeyeceğini ve rakibiyle başa baş mücadele edeceğini düşünüyorum. Çünkü hakikaten çok iyi bir kadrosu var ve çok iyi mücadele ediyorlar. Çok kaliteli oyuncuları var Adana Demirspor'un. Öyle Genk yani hemen turun favorisi değil. Seri başı olmamasına rağmen Adana Demirspor'un mutlaka korakor bir mücadele göstereceğine inanıyorum. Ama elenir, ama eler. Yine de Genk bu turun %100 favorisi diyemeyiz diye düşünüyorum. Peki ülke puanına gelelim. İyi gidiyoruz sanki. En çok puan toplayan ülkeler arasında da ilk sıradayız. Neler söylemek Evet. istersiniz? Sezona 2023-24 sezonuna maçlar başlarken Avrupa kupalarında eleme maçları biz 13. sırada başladık Demet.
Çünkü 5 sene 12. sırada geçen sezonu bitirmiştik. 5 sene önceki puanlar silinince 13. sıraya düştük. Fakat takımlarımızın özellikle 4'te 4 yapması turlarda ve çoğunlukla da galip gelmeleri, bir beraberlik, bir mağlubiyetimiz var. Çok puan almamızı sağladı. Dolayısıyla 10. sıraya kadar çıktık. 10. sırada da iddiamızı sürdürecek gibi gözüküyoruz. Çünkü rakiplerimizle aramızdaki puan farkı giderek açılıyor bizi takip eden. Bir tek önümüzde İskoçya var 9. sırada. Biz 10. sıradayız şu anda. Bu da 25-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne bir takımımızın, şampiyonumuzun doğrudan katılımı anlamına geliyor. 9. olursak, eğer İskoçya'ya da geçersek, lig ikincisi ikinci eleme turu yerine üçüncü eleme turundan başlayacak. Öyle bir faydası var ama hedef, esas hedef ilk 10. İşte rakiplerimizin de bazı temsilcileri elendi. Mesela İskoçya 5'te 5 ile gidiyor ama Avusturya'nın bir temsilcisi, Avusturya Wien dün akşam elendi. İsviçre'nin iki takımı elendi. Sırbistan'ın da bir takımı elendi. Bu elenmelere rağmen yine o ülkelerin takımlarının aldığı puanlar 5'e bölünecek. Yani katılımcı takım sayısına bölünüyor. Oynayan takım sayısına değil. Bizim takım sayımız 4 olduğu için katılımcı takım sayımız, bizim puanlarımız 4'e bölünüyor. Öyle de bir avantajımız var. Oradan da daha fazla puan elde ediyoruz ülke puanında. Çok iyi gidiyor. Umuyorum bütün kulüplerimiz playoff turlarını da geçer ve gruplara kalırlar. Bu arada Galatasaray'ı da söyleyeyim. Galatasaray eğer Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa 4 bonus puan alacak. Şampiyonlar Ligi gruplarına kalan takımlara bonus puan veriliyor, 4 puan. Onun 4'e bölünmesiyle bir tam puan ülke puanına eklenecek. Yani şu anda 30-100 olan puanımız 31.100 olacak. Öyle daha iyi anlaşılır belki. Dolayısıyla Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi'ne kalması çok büyük katkı sağlayacaktır bu bağlamda. Tüm kulüplerimiz inşallah kalırlar. Zaten grup maçlarından itibaren galibiyete 2, beraberliğe 1 puan veriliyor. Elemelerde biraz daha az puan veriliyordu, 1 ve yarım puan. Umarım bütün şeyde sezon başında kurallar çekilmeye başladığında yaptığımız tahminler, 4'te 4 tahminleri playoff turunda da tutar ve hepsi gruplarda oynar. Umarız bu şekilde ilerler. Çok teşekkür ederiz. Sizi de sıcakta çok fazla tutmayalım. İyi günler diliyorum. İyi haftalar diliyoruz. Görüşmek üzere. Sağ ol. Görüşmek üzere. Hoşça kal.